Mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Line TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. Osman Gazi ilçesinde ise kontrolden çıkan otomobil takla attı, ardından yanmaya başladı. Yaralılar araçtan güçlükle çıkartıldı. Direksiyonunun kontrolünü kaybetti, şarampole yuvarlandı. 3 kişi ağır yaralandı. Kaza Bursa-Ankara yolu üzeri İnegöl çıkışında meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücüyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 itfaiye arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumu ciddi. Bir diğer kaza ise Osman Gazi ilçesi Demirtaşbaşa mahallesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil hızla kaldırıma çarparak takla attı. Sonrasında yeşillik alanda ters şekilde kaldı. Kazayı gören vatandaşlar araç içerisinde bulunan yaralıları çıkartırken kısa süre sonra otomobil alevlere teslim oldu. İçinde insanlar mı var? İçinde insanlar da var. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi ve yangını söndürdü fakat araç kullanılamaz hale geldi. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde tek bir odada başlayan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Evin içinde bulunan kişiler ise can havliyle kendilerini sokağa attı. Bir odada başlayan yangın tüm evi sardı. Ev kullanılamaz hale geldi. Yangın Bursa Osman Gazi ilçesinde 5 katlı bir binanın 4. katında çıktı. Nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın kısa sürede alevlerin büyümesine ve tüm odalara sıçramasına neden oldu. İçeride bulunan aile kendi çabalarıyla son anda kurtulurken çevredekiler ise durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren söndürme çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı fakat ev kullanılamaz hale geldi. Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuz Selim mahallesinde bir kişi park halindeki otomobili ateşe verdi. Kısa sürede alev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilin arkasına geçti, ateşe verdi. Kaçan şüphelinin kundaklama anı kameraya yansıdı. Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuz Selim mahallesinde yaşandı olay. Gece saatlerinde bir kişi Ahmet Daraca'ya ait otomobili kundakladı. Araç kısa sürede alev topuna döndü. Zanlı ise kaçtı. Otomobilin yandığını gören çevredekiler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler yangını bir saatte söndürdü. Polise kaçan şahsı yakalamak için arama çalışması başlattı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan adam dengesini kaybederek çapalama makinesinin üzerine düştü. Kalçasından yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Dengesini kaybederek ağaçtan çapa makinesinin üzerine düştü, ağır yaralandı. Olay Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit mahallesinde meydana geldi. Evinin bahçesindeki ceviz ağacına çıkan Hayati Günbay, ceviz topladığı sırada dengesini kaybederek ağacın dibindeki çapa makinesinin üzerine düştü. Çapa makinesinin bıçaklarının üzerine düşen adam kalçasından yaralandı. Kanlar içinde kaldığını gören adama ailesi yardım etti ve hastaneye kaldırdı. Yaralı adamın İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Bursa'da havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlarda soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar görülmeye başladı. Bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen vatandaşlar aracıların kapısını çalıyor. Antibakteriyel, antiviral, antioksidan özelliklere sahip yapışkan ve reçelimsi bir madde olan propolisin faydaları oldukça fazla. Havaların soğumasıyla birlikte Bursa'da arıcılar gelen yoğun talep üzerine propolis üretimine hız verdi. Çok fazla isteyen var pandemiden dolayı, havalardan dolayı. İnsanlar değerini öğrenmeye başladı propolisin. Soğuk algınlıklarında antibakteriyel, antivirüs zaten kovanlarda da arılar bunu dezenfekte etmek için, kovan gözlerini dezenfekte etmek için kullanıyorlar petek gözlerini. Hastalık girmesin diye. Hastalık girmesin diye virüs barındırmıyorlar kovanda.
Üreticiler ise propolisi ayrıştırmak için alkol değil zeytinyağı kullanıyor. Biz zeytinyağında ayrıştırıyoruz. Çeşitli yöntemle alkolle falan ayrıştıranlar var ama biz zeytinyağında çözüyoruz. Bunun daha faydalı olduğunu, yarar oranının daha fazla olduğunu araştırmamıza binaen. Propolisin faydaları ise saymakla bitmiyor. Ayrıca yurt dışına siparişler de oldukça fazla. Bağışıklık güçlendirici olarak, hastalıklara koruyucu olarak arüstü propolisi şiddetle tavsiye ediyoruz. Özellikle tavsiyemiz şu yöndedir. Mutlaka arı ürünleri tüketmek isteyen müşterilerimiz yerli ürün kullansınlar. İthal ürünlere lütfen rağbet etmesinler, iyi göstermesinler. Bursa'da gönüllü olarak bir araya gelen vatandaşlar, üniversite öğrencileri ve engelliler için hayır panayırı düzenledi. Bursa'da hayırseverlerin ve dernek üyelerinin destekleriyle tarihi Namazgah Parkı'nın içerisinde bulunan basketbol sahasında düzenlenen hayır panayırında gıda, giyim, kitap, ev tekstili ve züccaciye ürünleri yer aldı. Bu kendimizdeki gelirimizi üniversite öğrencilerine bir de engelli ailemize bağışlıyoruz. Şu ana kadar çok büyük yardımlar yaptık. Ev eşyası, bir tane kız evlendirdik tam anlamıyla salonuna kadar tutarak. Şu anda da iki tane kızımıza yine yetim kızımıza, yetim ve öksüz kızımıza çeyiz desteği verdik. Daha yani evi yeni eşinden ayrılan, evi olmayanlara ev kirasında destek veriyoruz. Gönüllülerin üniversite öğrencileri ve engellilere yardım için açtığı hayır panayırına vatandaşlardan da büyük ilgi vardı. Firma olarak ve şahsım olarak elimden geldiği kadar destekliyorum. Çünkü gerçekten doğru yerlere hitap ediyorlar, doğru yerlere dokunuyorlar. Bu kermesimizin de başlangıç sebebi 4 tane öğrencimiz, kız çocuklarımız artı bir tane engelli vatandaşımıza yardım amaçlı düzenledik. Bursa Büyükşehir Belediyesi farklı şehirlerden Bursa'ya gelen üniversite öğrencileri için barınma imkanı sağladı. Kalacak yer bulamayan öğrencilere 3'er kişilik odalar tahsis edildi. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla gündeme gelen barınma sorunu için Bursa Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Farklı şehirlerden eğitim için Bursa'ya gelen ancak kalacak yer bulamayan öğrenciler Büyükşehir Belediyesi sayesinde kalacak yer sorununu çözdü. Tamamlanacak olan yurtlarımız var ama bize müracaat eden hemen ilk günden itibaren bir ilanat yaptık ve arkadaşlarımızı başta TAKAV olmak üzere farklı misafirhanelerimizde geçici ağırlıyoruz, 150 civarında gencimizi. Öğrenciler 3'er kişilik olan odalarda kalacak. Yurtlarda kahvaltı servisi, klima, televizyon, banyo ve buzdolabı bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru formu doldurdum. Sağ olsunlar geri döndüler. Sonra TAKAV misafirhanesi bana işte kalabilmem için imkanlar sundular ve ben hani çok rahatladım gerçekten. Formu doldurduktan 3 saat sonra arandı yani. Bu formu doldururken o kadar kısa sürede aranacağımı düşünmüyordum. Yani rastgele doldurmuştum ama bu kadar kısa sürede hallolması ve cuma günü aradılar. Pazartesi günü detayları vereceğiz dediler bana. Direkt detay nerede kalacağımı falan hepsini ayarladılar. Bingöl'ün Genç ilçesinde elektrik arızasını gidermek için bölgeye giden ekibe ait aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda iki işçi şehit oldu. Elektrik arızasını gidermek için yoldalardı. Yola tuzaklı el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. İki işçi şehit oldu. Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşandı olay. İki işçi yaşanan elektrik arızasını gidermek için gidiyordu. Aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapım patlayıcı patlatıldı. Yaşanan patlama sonucu araçta bulunan işçiler Emrullah Hanşin ve Ömer Faruk Kaya şehit oldu. Bombalı saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Şehitler içinse Bingöl Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törenin ve kılınan cenaze namazının ardından şehitler son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul Avcılar'da bulunan bir dairede tüp patladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda bir kişi yaralandı. Tüp patladı, ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan olay sonrası bir kişi yaralandı. Evet,
İstanbul Avcılar'da meydana geldi olay. İki katlı binanın birinci katındaki dairede bulunan mutfak tüpü patladı. Yaşanan olay sonrası dış duvarları yıkılan dairenin moloz parçaları çevreye saçıldı. Daire sakini kadın yaralandı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemi alındı. Evde büyük çapta hasar oluştu. Hatay'ın Payas ilçesinde etkili olan yağmur sonrası hortum oluştu. 15 dakika etkisini gösteren hortum daha sonra kayboldu. Yağmur yağdı, hortum oluştu. 15 dakika süren olay paniğe neden oldu. Hatay'ın Payas ilçesinde yaşandı olay. Uzun süre yağan yağmur sonrası kıyıya yakın bir yerde hortum oluştu. Dakikalarca denizden su çeken hortum panik yaşattı. 15 dakika etkili oldu. Daha sonra ise kıyıya doğru ilerleyerek etkisini kaybetti. Herhangi bir zarar oluşmadı. Can ve mal kaybı olmadı. İstanbul'da gerçekleşmiş olan Teknofest kapsamında yapay zeka uygulaması ön plana çıktı. Özellikle pandemiden bu yana HES kodu uygulaması birçok kişinin hastalığı yaymasını engelledi. Pandemiden bu yana 8 milyara yakın HES sorgusu yapıldı. 6,5 milyon riskli yolculuk engellendi. İstanbul'da gerçekleştirilen Teknofest'te özellikle pandemiyle mücadelede dijitalleşme ve yapay zeka sistemleriyle öne çıkan Sağlık Bakanlığı da yapay zeka yarışmasıyla öne çıktı. Kütüphane diyebileceğimiz, onlara bütün servisleri veren bilgemiz Enabız. Baktığınızda her şeyin merkezinde o var. Onun üzerine geliştirdiğimiz diğer platformlar. HES dünyada bu alandaki en büyük projelerden biri. Şu anda 75 milyon insan bu uygulamayı indirmiş. 150 milyon tane HES kodu almışlar. Ve bütün sistem her yere dolaşırken biliyorsunuz ki HES kodu sorgusu alıyoruz. 8 milyara yakın HES kodu sorgusu yapılmış. Şehir iki ulaşımda 5.2 milyon kez risk uyarısı vermiş. Uçak şehirler arası ulaşımda da 1.4 milyon kez risk uyarısı vermiş ve böylece onlar araçlara binememişler, uçağa binememişler. Geliştirilen yapay zeka uygulamaları sadece COVID-19 için değil, diğer hastalıklar için de geçerli oluyor. Özellikle inme tanılarında, çünkü bunlar çok acil müdahale edilmesi gereken ve çok hızlı bir şekilde karar verilmesi gereken hastalıklar ve bunları yapay zeka araçlarıyla tanıyarak hekimlerimize yardım etmek, günün her saatinde hastanın yanında olmak ve o hastanın hayatında kritik zamanlarda dokunabilmeyi istiyoruz. Diyarbakır'da lazer yaptıran Leyla Dalkıran, yapılan işlemlerin ardından vücudunda yanma hissetti. Gitgide daha da kötü duruma gelen kadının kolu ve bacağı ikinci derece yandı. Lazer yaptırıp vücudundaki tüylerden kurtulmak istedi, kolları, bacakları ikinci derece yandı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Leyla Dalkıran, arkadaşlarının tavsiyesiyle kolundaki tüyler için güzellik merkezine gitti. Dalkıran, uygulama yapıldığı sırada kollarında yanma hissetti. Yanığı yetkililere gösterdi fakat yetkililer bunun normal olduğunu ve krem kullanması gerektiğini söyledi. İşlem sırasında hissettim, söyledim. Çalışan dereceyi düşürdü, devam etti. Üçüncü atıştan sonra çok ciddi yanmalar başlayınca işlemi son verdik. Sonra iki gün sonra çok ciddi derecede su topladı, yanıklar başladı. Kişiyle görüştüm, bilgi verdim işte bu şekilde diye. Zaten ben salondan gidince salonda cihaz başlıklarında sorun olduğunu, eğitimde olduklarını söylediler birbirlerine. Söylediklerini duymuştum ben onu. O şekilde olmasına rağmen tekrar işlem almaya devam ettiler. Yanıklarından dolayı psikolojisi bozulan kadın güzellik merkezini şikayet etti. Şikayette bulundum. Dava açacağız. Çünkü izlerim kalıcı. Şu an kötü durumda zaten. Beni çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Normal hayata dönemiyorum. Kendim normal hayata dönemiyorum. Çünkü herkes kolumu soruyor. Ciddi bir şekilde psikolojim bozuldu. Koluna ne oldu? Nasıl bunu yaptın kendine? İzin vermeyecektim bir atıştan sonra. Devam etmeyecektiler gibisinden. Çok çok sözler duyuyorum. Bu da beni çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Karabük'te yaşlı bir kadının son birkaç aydır öksürük ve nefes darlığı şikayeti vardı. Yapılan tetkiklerle kadının ciğerinde bir cisim tespit edildi ve operasyonla çıkartılan cisim kabak çekirdeği çıktı. Geçmeyen nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurduğu akciğerinde kabak çekirdeği çıktı. Herhangi bir yabancı cisim aspire ettiğine dair bir bilgi vermemişti. Sadece uzun zamandır, birkaç aydır öksürüğü olduğunu, değişik zamanlarda antibiyotik kullandığını ama
düzelmediğini ifade etti. Hastanın akciğer filmini çektirmişim ilk önce, daha sonra da tomografi çektirdim. Tomografisinde sağ ciğerin alt tarafında böyle bir kitle gibi bir görünüm vardı. Bu bir lenf bezine de benziyordu. Onun için bugüne bir endoskopi işlemi planladım. Endoskopi için daha çok böyle bir lenf bezinden veya işte bir lezyondan biyopsi alırım diye düşünüyordum. Çünkü hasta hiçbir şekilde böyle kabak çekirdeği yerken öksürüğüm oldu, nefesim daraldı gibi bir anamnez vermemişti. Karabük'te yaşayan Hatice isimli kadının akciğerinden kabak çekirdeği çıkartıldı. Sağ akciğerinin alt bronşunun içerisinde böyle bir yabancı cisim gibi sarımtırak bir şey gördüm. Dışarıya çıkarttığım zaman ilk önce ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Çünkü etrafı böyle siyahlaşmış, pis bir koku vardı. Bunun bir kabak çekirdeği olduğunu gördüm. Yaşlı kadının sağlık durumu gayet iyi, fakat durum zamanında tespit edilmeseydi şikayetleri devam edebilirdi. Yani hasta bize birkaç ay sonra gelmiş olsaydı bu akciğerinin, sağ akciğerinin alt tarafında geriye dönüşsüz bronşektazi dediğimiz bir hastalık oluşabilirdi ve hasta artık ömür boyu öksürük ve bol miktarda balgam çıkartma şikayeti olabilirdi. Düğün geleneklerine her geçen gün ilginç bir tanesine şahit oluyoruz. Ege bölgesi geleneklerinden Denizli'de bir damadı etek giydirerek kazanın içine aldılar. Damat hem dans etti hem de kazanın içinde durmaya çabaladı. Karabük'te ise bir düğünde kripto yatırımcısı yeni çifte takı olarak kripto para taktı. Oğlum arkasına geçecek bu tam yolunu. Gelenek adı altında damada işkence ettiler. Denizli'nin Çal ilçesinde bir düğün töreninde damada ve sadıcına etek giydirdiler. Kara bir kazanın üzerine çıkardılar. Kazanın içine de katran ve un döktüler. Dakikalarca bu şekilde dans ettirdiler. Ege bölgesinde düğün geleneği olarak geçen bu kazan içinde dansın bir amacı var aslında. Daha çok kadınlara yüklenen ev işlerinin zorluğunu damadın anlaması için yapılıyor bu gelenek. Karabük'te de yapılan bir düğünde ise ilginç bir takı töreni gerçekleşti. Aile yakınlarından biri damada ve geline altın veya döviz takmak yerine kripto para taktı. Görüyorum ve 200 TL nakit para Karabük tarihinde bir ilginç. Teşekkür ediyoruz. Kripto para yatırımcısı olan aile yakını gelin ve damada 3000 lira değerinde 15 bin adet kripto para taktı. Takı töreninde anons yapan kişi de ilk defa böyle bir takı merasimi gördüğünü söyledi. İlk defa bak, 25 seneden beri bu işi yapıyorum. İlk defa böyle bir takı merasimi görüyorum ve 200 TL nakit para. Kuraklık, arıcılık sektörünü de olumsuz etkiledi. Diyarbakır bölgesinde yaşanan kuraklık yüzünden bitki örtüsü neredeyse yok olma seviyesine geldi. Arılar da bal yapacak bitki bulamıyor. Çoğu arıcı bölgeyi terk etti. Kalan arıcılar da maliyetlerden şikayetçi ve bal fiyatları da yine bu durumdan etkilenecek. Kuraklık arıcılığı da etkiledi. Arılar kuraklık yüzünden bal üretiminde verimsizleşti. Dünyada olduğu gibi ülke genelinde de kuraklık yaşandı. Bölgede Nisan ayından sonra hiç yağmur yağmadı. Flora çok zayıftı. Diyarbakır'daki Karacadağ yöresi yoğun bitki örtüsü nedeniyle arıcıların en çok tercih ettiği bölgelerden biri. Ancak bu yıl yaşanan kuraklık bölgedeki bitki örtüsünü neredeyse yok etti. Çünkü kuraklıktan dolayı birçok bitki gelişmedi. Bunların başında mesela gevenden sonra arıcının umut kaynağı olan tütsü bitkisi dediğimiz tütsü dikeni vardı. O da kuraklıktan bu sene yeşermedi. Doğuya giden arıcılar tütsüden de bal alamadı. %50'nin üzerinde düşüş var. Yani %40 bir bal alınabildi bu sene. %60 kayıp var diyebilirim. Fiyatları da etkileyecek. Bölge arısını da etkileyecek. Bunun yanında tüketiciyi de etkileyecek. Bölgedeki arıcıların çoğu Türkiye'nin farklı bölgelerine dağıldı. Arıcı yeterli kadar ürün alamadı. Birçok masraf yaptı. Yani nakliyesidir, işçisidir, gittiği yerlerde ödediği yer kiralarıdır. Bunlar hepsi arıcıya bir maliyet sağlıyor. Mesela Çukurova'dan gelen arıcılarımız bölgede üşkülün olmamayışı kuraklıktan dolayı Muş Ovası'na, Bingöl Karlova, Erzurum'a kadar, Van'a kadar dağıldı. Antalya'da Gönül Güler isimli bir kadın sokaktaki yardıma muhtaç kedileri evine aldı ve onlara bakmaya başladı. Sağlık sorunlarını üstlendi. Veteriner kliniklerine 90 bin liralık borç yaptı. Çektiği krediler yüzünden de icralık oldu. Al bak.
Sokaktaki yardıma muhtaç 80 kediyi evine aldı. Onların tek tek sağlık ihtiyaçlarıyla beslenmelerini giderdi. Çektiği kredilerle 90 bin liralık borç yaptı. Geçimim emekli maaşım ve yeri geliyor. El işi yapıyorum, amigurumi örüyorum veya başka el işi becerileriyle bir şekilde çocuklarımı geçindirmeye çalışıyorum. Kendimden vazgeçtim zaten. Antalya'da yaşayan Gönül Güler, emekli maaşını sokaktaki kedilerin daha iyi bir yaşam sürmesine harcıyor. Fakat zamanla biriktirdiği borçlar icralık olmasına neden oldu. Klinik borçlarım var, evden aldığım borçlarım var sadece bu çocuklar için. Kliniklerden icralık olduğum klinikler var. Ben bu çocuklarım için yardım istiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum. Ve benim gibi bir sürü insan var maalesef böyle çok cana bakan. Aylardır kesintilerden sonra emekli maaşından 25 TL'ye kalan Güler, kedileri için yardım bekliyor. Erzurum'da bulunan Değirmenler Höyüğü'nde yıllardır uğradığı tahribatın ardından insanlara ait kafa tasları ve kemikler meydana çıktı. Tahribata uğrayan eski yerleşim biriminin her köşesinden kafa tasları ve kemikler çıkıyor. Burası Erzurum Yakutiye'ye bağlı Değirmenler Höyüğü. Herhangi bir arkeolojik kazı yapılmıyor şu anda burada. Fakat yıllarca tahribata uğradı bölge ve yer altında gömülü olan kemikler de meydana çıktı. Höyüğün her tarafında insana ait kafatasları ve kemik kalıntıları var. Mahallede bulunan çocuklar falan buradan geçerken çok korkuyorlar. Özellikle karanlık olduğu zaman. Buradan herkes geçmeye çekiniyor. Köyün hemen içerisinde bulunan höyüğün etrafında oluşan görüntüye uzun süredir müdahale edilmedi. Höyüğün içerisinde bulunan kemikleri de yuva yapan kuşların ve yağmur sularının meydana çıkardığı tahmin ediliyor. Bölge halkı höyüğün korumaya alınmasını istiyor. Dünyada milyonlarca insanın açlık çektiği günümüzde gıda israfının önlenmesi için küresel çapta yapılan çalışmalara Türkiye'den önemli bir katkı sağlandı. Özel bir üniversitenin hazırladığı Atık Yok, Hayat Var belgeseli hem israfı hem de israfla mücadeleyi anlattı. Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir araştırmaya göre yıllık 7 milyon ton gıda israfı oluyor Türkiye'de. Sadece günde 4.9 milyon ekmek maalesef çöpe gidiyor. En çok da israf olan sebze, meyve ve ekmek. İstanbul'da özel bir üniversitenin Atık Yok, Hayat Var belgeseli hem düşündürdü hem de israfın boyutlarını açıkça ortaya koydu. Yaptığımız iş gün günü tutmuyor. Yani bir gün ekmeği aynı adette yapıyorsun, satıyorsun. Ertesi gün yapıyorsun, satamıyorsun. Yiyemeyeceğimiz kadar eve ekmek alıyoruz, çöpe gidiyor. İsraf, israfın en büyüğü. Tarlada zor şartlarla yapılıyor, üretiliyor. İsrafını yapıyorlar, atıyorlar çöplerde. Çoğu zaman o çöplerde toplanıyor ekmekler, görüyoruz televizyonlarda. Türkiye'nin dört bir yanından çiftçi, pazarcı, ziraat mühendisi ve vatandaşlar israfla mücadeleyi kamera karşısına geçerek anlattı. Belgeselde uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ise israfın doğaya, ekonomiye etkisine, açlıkla mücadeleye olan katkısına dikkati çekiyor ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması için çağrıda bulunuyor. İsraf aslında bir zihniyet meselesi. Kişinin bir sorumluluk duygusu ya da sorumluluk bilincine sahip olmasıyla alakalı. İsraf biliyorsunuz eğitimle alakalı. Eğitimimiz, seviyemiz ne kadar yüksek olursa o kadar israfımız azalır. Bu belgeselin amacı farkındalık yaratmak. Ekmek mesela çöpe gidiyor. Yarımını yiyor adam, yarımını çöpe atıyor ya. Örneğin adam yarım şişe su alıyor. İki yudum içiyor, gerisini atıyor. Bu da israf. Her gün üretilen gıda insanlığı üç kere doyurmaya yeter. Peki neden her sekiz kişiden birisi gece aç yatıyor? Yılda on binlerce çocuk açlık veya yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybediyor. Manisa Kırkağaç'ta bulunan zeytin ağacı dünyanın meyve veren en yaşlı zeytin ağacı olarak geçiyor. Belirlemelere göre ağaç 1659 yaşında. Fakat Hollandalı araştırmacı ağacın Hazreti İsa ile yaşıt olduğu, yani 2000 yaşını geçik olduğunu söylüyor. Yapılan incelemelerle bu ağacın 1659 yaşında olduğu belirlendi. Ağacımız resmi olarak 1659 yaşında. Bu Anıtlar Kurulu tarafından yapılan bilimsel tetkiklerle kanıtlandı ve kayıt altına alındı. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 2013 yılında tescillenerek koruma altına alınan Anıt Zeytin Ağacı'nın Hz. İsa ile
yaşıt olduğu söyleniyor. Hollandalı bir araştırmacı yapmış olduğu karbon testinde bunun 2000 yılına aşkın, yani 2018-2019 yaşlarında olduğunu da söylüyor yani. Hatta Hazreti İsa ile aynı yaşıtta olduğunu söyleyenler var. Gövde çapı 10,6 metre, tepe çapı 13 metre, boyu ise 6,84 metre olarak tescil edilen dünyanın en yaşlı ürün veren ağacı olma özelliğine sahip anıt zeytin ağacında hasat yapılıyor. Üzerinde Edremit, Gemlik, Uslu ve Domat tipi olmak üzere 4 farklı zeytin türü barındırıyor. En son yaptığımız hasatta 200 kilogram zeytin topladık ağacımızdan. Bu 200 kilogramdan da 50 litre zeytinyağımız çıktı. Nasip olursa bu yılda bir 200 kilogram zeytin hasadı etmeyi düşünüyoruz. Çıkacak yağın da tahminen gene 50 litre seviyelerinde olmasını düşünüyoruz. Mehmet Hatunoğlu 21 yıl önce bankadan çektiği krediyi ödedi, borcunu kapattığı söylendi fakat bir kuruş ödemesi kalmıştı. Banka bu bir kuruş borç için ihtarname çekti ve avukat parası talep etti. Bu haberi ekranlarınıza getirmiştik. Olayın basında yer almasının ardından banka bir kuruşluk borcu da avukatlık parası talebini de geri çekti. 2000 yılında kredi çekmişti, borcunun tamamını kapattığını sanıyordu. Fakat banka bir kuruş için ihtarname çekti, yıllarca ödenmeyen bu bir kuruş için 1000 lirada avukatlık parası istendi. Avukat parası istemişlerdi, bir kuruş kalan borcum yüzünden. Bu nedenle Ziraat Bankası müdürüyle görüştük, borcumun kapandığını söylediler. Borcu yok, kağıdı aldım. Buradan müdüre teşekkür ediyorum. Osmaniye'de yaşayan Mehmet Hatunoğlu olayı basınla duyurunca banka bir kuruşluk borcu da istediği avukatlık ücretini de geri çekti. Bazı iş adamlarının 800 milyon dolar borcu var. Bunların peşine düşüp bunları almaları daha anlamlı, daha mantıklı olur. Bir kuruşun peşine düşeceğine 36 milyon doların peşine düşsünler. Umman'da tropik fırtına nedeniyle kıyı bölgelerinde yaşayan halk tahliye edilmeye başlandı. Körfez ülkesi Umman'da tropik fırtına paniği yaşanıyor. Tropik fırtına çıktı, ülkede sokaklarda güvenlik çağrıları yapıldı. Körfez ülkesi Umman'da tropik fırtına paniği yaşanıyor. Fırtınanın kategori 1 seviyesine yükseleceği yönündeki beklentiler üzerine kıyı bölgelerinde yaşayan halkın tahliyesine başlandı. Güvenlik güçleri sokaklarda yaptıkları anonslarla vatandaşları evlerini terk etmeleri ve barınaklara gitmeleri çağrısında bulundu. Bazı bölgelerde fırtınanın ardından şiddetli rüzgar ve yağmur bekleniyor. İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Tiber Nehri üzerindeki tarihi demir köprüde yangın çıktı. 1863 yılında inşa edilen köprü zarar gördü. Köprüde yangın çıktı, alevler her yanı sardı. Büyük korku yaşandı. İtalya'nın başkenti Roma'da yaşandı olay. Tiber Nehri üzerindeki 1863 yılında inşa edilen demir köprü, yanındaki barakada kısa devre nedeniyle çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Köprünün büyük bölümünü etkisi altına alan yangın itfaiye ekipleri tarafından saatler süren çalışma sonucu söndürüldü. Bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Yangının ardından köprü trafiğe kapatıldı. Milli ara nedeniyle çalışmalarına hız kazandırmak isteyen Bursa Spor Kocaeli'de kampa girdi. 10 gün sürecek olan kamp sürecinin başında futbolcuların neşeli olduğu görüldü. Hepinize merhaba değerli Bursa Sporlular. TFF 1. Lig ekiplerinden Bursa Spor bu haftayı bay geçmesi ve sonrasındaki milli ara sebebiyle Kocaeli'de kampa girdi. Yeşil beyazlı takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Teknik direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil beyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı. Yeşil beyazların kamp sürecinin 10 gün süreceği belirtildi. Türkiye Ümit Milli Takımı sakatlandığı için aday kadrodan çıkartılan Yusuf Barası'nın yerine Bursa Spor'dan Batuhan Kör'ü davet etti. TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursa Spor'da genç futbolcu Batuhan Kör, Türkiye Ümit Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi. TFF konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Ümit Milli Takımımızın 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçı aday kadrosundan Yusuf Barası sakatlığı nedeniyle çıkartıldı.
Bursa Spor forması giyen Batuhan Kör, Ümit Milli takımımızın Kazakistan maçı aday kadrosuna davet edildi. Bursa Spor'da milli takıma davet alan bir başka isim ise Namık Alaskarov oldu. Namık, Azerbaycan milli takımına davet edildi. TFF 1. Lig'de 8. haftayı bay geçen ve milli arayı Kocaeli'de kamp yaparak değerlendiren Bursa Spor'da Azerbaycanlı futbolcu Namık Alaskarov kamptan ayrılacak. Azerbaycan'ın 2022 Dünya Kupası elemelerinde karşılaşacağı İrlanda ve Sırbistan maçlarının aday kadrosuna davet edilen Alaskarov, takımla birlikte çalışmaları ara vererek Azerbaycan'a gidecek. Azerbaycan milli takımı 9 Ekim'de evinde İrlanda, 12 Ekim'de de Sırbistan'la karşı karşıya gelecek. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.